Bu ödemeler yapılmadığı için benim de biraz kalbim kırık yani. Ödeme konusunu kapattık 3 hafta önce. Evet, o size zaten vahiy gibi yani. Ödeme olarak gelmiş, siz de ona uyuyorsunuz. Allah'ın emri. Arkadaşım, benden başka hiç kimse seninle film çekemez. İşte biz de bunun tam tersini düşünüyoruz. Siz bir türlü çekemiyorsunuz. Belki onlar arkadaşım, fırsat verilirse... Ben seni bir kıvama getirirsem o zaman bir yönetmenin eline teslim ederim. Ama sen daha kıvama gelmedin. Nasıl buluyorsun kendini? Mazlum. Kıvamını söyle. Ya ben şimdi kendi yağımda kavrulmaya çalışıyorum. Tek eksiğimiz yağ. İşte siz de biraz yağ koyarsanız... Çağır çocuğu. Kim? Çocuğu çağır. Hangi çocuğu? Kaşımla işaret ediyorum, görmüyor musun? Gel, gel, gel. Arkadaşım, her hafta hangi çocuğu çağırıyoruz kaşımızla? Ha, huzurlarınızda minik. Çocuğa bak, 3 metre. Malum çocuk geldi. Prodüksiyon. Bir gömlek getirin arkadan. Aa, gömleğe özel müzik. Ben çay istesem 6 ay anca oradan kanaldan emir gelmesi beklenir. Gömlek ablacığım, gömlek. Bu baby doll mü, ne bu? Arkadaşım, giy şunu. Saçma bir şey yani. Ne yapıyorsun, zekası kıt. Ne yapıyorsun? Giyiyorum işte, ne yapacağım? Hiç arkadaşım, şey... sen gömleği normalde nasıl giyersin? Böyle işte, sonra da kafayı... Öyle giyme! Nasıl giy? Ayaktan mı giyeyim? Ne yapayım? Arkadaşım, normalde yataktan kalktın, gömleğe git. Al gömleği giy bakalım. Yataktan kalkıp tuvalete gidiyorum, gömleğe niye gideyim ben? Tuvaletten sonra... Siz dolaba mı işersiniz hep kalkınca? Yani ben anlamadım ki bunu, nasıl bir insansınız? Arkadaşım! Yani? Bir de bütün memlekete sanki bunlar doğruymuş gibi aşılamaya çalışma, beni bir ezmeler. Yataktan kalk, gardırobu aç, otur. Kışlıklardan başla. Bu şekilde olmaz ki yani. Şimdi bu değil ki sırası. Ben sırasıyla yapılacak bir şey olsa ben zaten bu hataya düşmem yani. İğrenç bir insansın. He. Konuyu niye buraya getirdin? Ben yataktan kaldırıp dolaba yolladım seni. İşte bu saçmalıktan kurtarayım istedim. Arkadaşım, seyirciyi niye tuvalete sokuyorsun? Ya onlar oturma odasında beklesin. Niye benimle tuvalete geliyor? Arkadaşım, mevzuyu niye oraya götürüyorsun? Ben bir yere götürmedim. O bir sabah kalktın, aklıma ne geldi? Oh gömlek. Böyle bir şey yok ki. Arkadaşım, sabah kalk, tuvaletini yap, yüzünü yıka. Tırnaklarını ojele, sonra git. Sizin nasıl bir hayat felsefeniz var ya? Tabii ek iş var, siz rahatsınız herhalde. Arkadaşım, bana girme. Sen kendi konunla ilgilen. Gömleği gör, al, giy. O sırada sen nasılsın? Böyle tatlı. Arkadaşım, üstün nasıl? Üstün, işte pijama var yani. Çıplaksın, gömleği gördün, aldın, giydin. Şimdi gömlek geldiyse ne yapacaksın? Öbürünü çıkarıp onu giyeceğim. Evet! Ver çıplak soyunup gömlek giyme müziği. Bunu mu giyeceğim ben? Arkadaşım, gömlek dedim, getirdiler. Bir tane de pantolon getirin. Aman her şey hazır elinizde. Bu ne saçma pantolon? Bu erkek pantolonu, erkek. Prodüksiyon, başka bir şey yok mu? O onun içine girmez. Ben bunu... Müzisyen arkadaşım, sen üstten sallarsın girmezse. Gidip giyineyim mi ben bunu? Arkadaşım, çıkar şu üstünü çabuk. Allah hızlı beni... müzik çal. Çıkarırken seyirciyi bekletme, sıkılmasınlar, aktif ol. Yüzünle de aktif ol. Sapıklık yapma. Kendimden mi hoşlan? Eve kim girdi ya? Ben çok korkuyorum şu an yani. Yüzün aktif olsun. Yüzüm aktif. Abi biraz daha şey var, aktifleşeceğim yani zaten. Şu an pasifim sadece. Arkadaşım, yüzünü unutma. Omuzların... Ne yapıyorsun? Omuzlarım, çok utanıyorum omuzlarım. Arkadaşım, öne doğru gel, göster omuz başlarını. Öyle değil. Anlamıyorum. Arkadaşım, kız mısın sen? Bırak şu ellerini. Hiç Suadiye plajında soyunmadın mı? Hayır, niye?
Prodüksiyon. Şunu sağ elini alıp sağ dizine doğru, sol elini alıp ben sol... Ben gömleği giyeyim mi? Giy. Nerede önü arkası? Kestik. Çıkar gömleği. Gömlekte kararlı değilim. Pantolona göre karar vereceğim. Gömlek asılı kalsın, pantolonu giy. Gömleği giyip pantolonu çıkarsan? Bayağı aşağıya kadar örtüyor mu gömlek? Aktif ol! Daha nasıl olayım? Anadan üryan soyunuyorum. Aktif ol arkadaşım! Pantolon indiğinde dizlerini aktif görsün seyirci. Odaklanmasın başka yere. Pantolon indi, ben sizin dizleri merak ediyorum. Kestek, dur orada. Altında bir şey var mı? Yok, hepsini sifona astım geldim. Var tabii. O zaman gömleği giy. Ya, çabuk. Şaka yavrum. Nasıl hissetmiyorsun bir şey olup olmadığını? Hayır. Şöyle aşağı doğru iki kere otur kalk, altında bir şey var mı anlarsın. Aktif ol, dizlerine ver bütün ritmi. Ne yaptın pantolonu? Aktif olsun dizlerin. Bütün dikkati dizlerine çek. Versene pantolonu, ne duruyorsun? Ver pantolonu. Hüseyin arkadaşım, pantolonun içine sok çocuğu. Ben giydim, ben giydim. Arkadaşım sen aktif ol, ona bırak. Ben aktifim benim. Hüseyin arkadaşım. Ben halledeceğim, şimdi halledeceğim. Yavrum. Kestik. Arkadaşım bir dursana. Ama ben halledebilirim ya. Sahne de yanlış anlaşılıyor. Sen pantolonunu tutarak koşturuyorsun, adam arkandan koşuyor. İşte düşün başıma ne geldiyse artık yani. Otur müzisyen arkadaşım. Ver müziği. Gördün mü? Neyi? Sen aktif olunca seyirci hiçbir şey anlamadı. Prodüksiyon, saç var mı? Yakışmadı kel buna. Sen daha giymedin mi pantolonu? İkisini de. Arkadaşım. Evet. Ne duruyorsun? Nasıl? Arkadaşım aktif olsana. Ya bir tuvalete gittim, başıma gelene bak ya. Önümü görürsem belki işimize yarar. Görmesin önünü. Öyle daha karizmatik. Gel öne. Bak seyirciye. Al hepsinin bakışlarını. Evet. Git geri. Verin eline bir gitarımsı bir şey. Gitar var mı? Gitarın sapından tut. O sapından değil. Sapla gövdenin orkasındaki şeyden. Orkası evet. Mı? Sana ceket lazım. Prodüksiyon, arkadan kız erkek arası bir ceket yollayın. Saçları göstersin diye arkadaşım. Çok zarifsiz. Giy şunu. Nasıl buldunuz? Sahnede çıktığın yere gir. Bir telefon açmam lazım. Arkadaşım, seyirci, pislik yapmayın. Laf çok net. Sahnede çıktığın yere git. Hiç konuşamayan birine niye para ödüyorlar? Gitarın sapı gözüksün. Parmağını çek oradan. Gitarın sapı gözüksün. Ayağının ucu gözüksün. Buradan gitar olduğu anlaşılıyor değil mi bunun? Hani Arap atı falan geliyor demesinler çünkü. Gir içeri. Ver gitarın ucunu. Ver ayağın ucunu. Ver şapkanın ucunu. Ve içeriye aktör gibi girer karizmatik, seyirci wow der. Yalla! Gelir. Arkadaşım ne bıraktın oraya?
Pantolon dar, yapacağım bir şey yok. Tam kamerayı çalıştırmış motor demişim, sen niye oraya bırakıyorsun? Yo ben bir şey ama o geliş, o köşeyi dönerken... Gevşetme! Gelmişsin, gevşetmeden kendini kameraya yaklaşır bakar, bakar, bakar. Ve der ki... Kim koydu lan kamerayı buraya? Saçma yolun ortasında kameraya. Konuşma. Ne kadar az konuşursan o kadar karizmatik durursun. Evet. Ben üstüne laf konuşacağım. Laf, tamam. Gelir, kameraya bakar, uzaklara bakar, sanki 7 kilometre ötesini görüyor gibidir. Dir. Bakar, uzaklardan ona bir his gelir. Lan nasıl oluyor? O sırada üstüne bir laf düşer. Parmak... Ne oldu? Yok bir şey, ağzıma saçım girdi. Gitarı karizmatik bir şekilde tut. Bravo. Bundan 4 yıl önce sevgilisini öldürüp parmaklarını un ufak eden o adamdan intikam almak için Ankaralı Muhittin Meksika'ya gelmiştir. Ankara'dan Meksika'ya ne alaka ya? Ne demek ne alaka arkadaşım? Meksikalı bir mafya babası gelmiş seni Ankara'da Sakarya Caddesi'nde çalarken bulmuş. Parmaklarını un ufak etmiş. Sevgilin de onun yüzünden ölmüş. Neyi onun yüzünden ölmüş? Adam onu mu öldürmüş? Benim parmağım kırıldı diye mi ölmüş kız? Ben anlamadım ki. Arkadaşım, kız onun yüzünden ölmüş. Onun yüzünden, tamam. O ben... başka bir film hikayesi. Hayırlısı olsun, tamam ben ilgilenmiyorum, tamam. Gelir ve Meksika'ya geldiği gibi şöyle der. Vay anasını ya. Nasıl bir arazi burası ya? 2B mi acaba? Hangi arazi arkadaşım? Koca Meksika oldu. Araziden sana ne? Sen buraya niye geldin? Ben hiç bilmiyorum, unutmuşum onu. 4 yıl geçmiş. Arkadaşım sen buraya Coltorato'yu görmeye geldin. Kimi? Coltorato. Coltorato. Evet. Onu tamam. Bulup ağzını burnunu dağıtıp öcünü alacaksın. He. Parmaklarına bak, hatırla. Ne günlerimiz oldu seninle beraber. Arkadaşım senin parmaklarını un ufak etmiş ya. Öyle mi durur parmaklar? Yok benim kafam başka yere gitti de. Coltorato, seni bulacağım. Ve ne yapacaksın? Bakacağım oradaysan eğer, tamam diyeceğim. Artık arkadaşım orada... bu parmakların ve ölen sevgilim ismi neydi? Cintato Pirelli mi? Ne o da? Ankaralısın sen. Zeynep'in öcünü alacağım de. Ha, Ankaralı Fatma. Ankaralı Zeynep'in öcünü alacağım senden. Ankaralı Turgut'u da arayacağım. Cenazede çalsın. Niye hep saçma bir yer ya? Meksika'da arkadaşım. Ankara buluşması oldu ya. Meydanı oku. Niye? Oku meydanı. Arkadaşım. Ne yapıyorsun? Meydanı okuyorum, üflüyorum. Öyle değil. Gel meydanını oku. Ha ben üzülüyorum. Seyirci parmakların un ufak olduğunu anlasın. Pantolonun da kısa olduğunu belli etmeden gel. Ya nasıl olmuyor ki o? Arkadaşım ya. Dizden aşağı doğru indirirsen içten bacağını. Öyle değil, bacağını içten. Pantolon dik, bacak içten inecek. Bacak içten inerse pantolon iyice kısa gözükür. Arkadaşım bacak dize doğru insin. Bacak dize doğru nasıl insin? Evet, parmaklarda un ufak, gel. Gel. Ne yapıyorsun? Parmakları küçültüyorum. Böyle küçük gözüküyor. Gel, seyircinin karşısında dur. Yüzünde Coldorado'yu mahvedeceğim bana ifadesini ver. Bana bıçakla bir şey mi oldu? Yani ben niye böyle haldeyim? Arkadaşım, ver ifadeyi. Dişlerini göster. Onu dişlerimle parçalayacağım. Ay. Etlerini tüküreceğim de. Ne pislik bir adam oldum 2 dakikada. Arkadaşım dizler pantolonu uzatmış, parmaklar un ufak ve suratında intikam ifadesi. Dişlerinle Coltorato'yu parçalayıp ağzından tüküreceksin etlerini. O da benden korkacak şu halde. Hiç inandırıcı gelmiyor yani. Çok saçma. Al dişinle kopar etini, at tükür. Ve... mutlaka ama mutlaka... Ne yapıyorsun? Burnunda da bir şey kalmış, onu da alıyorum. Çünkü iyice gıcığım ya. Hiç... Pislik misin sen? Değil, o pislik var orada, onu alıyorum ben. Sana ne adamın burnunda? Bana ne be koltuğa da pis koltuğ. Ve o sırada aklına bir fikir gelir.
Ben ne saçma bir filmde oynuyorum ya. Öyle değil. Ama ne fikir bu, böyle bir karakter benim buraya ya geldiğimi ve onun bu onu aradığımı duyarsa dizleri titrer, kimyası değişir. Ne oluyor? Benim koltuğum otobüs birinin üstüne oturdu. Ben anlamadım onu. Yakınlarda fazla uzağa gitmiş olamaz. Kızı alsınlar dışarı. Bence dışarıda daha taşkınlık yaptı, içeri aldılar. Arkadaşım sen pozisyona gir. Ve arkana döner sertçe bakarsın. Orada ne yazar? Salon. Niye? Amerikanca. Meksika'da niye Amerikanca salon yazıyor? Arkadaşım oraya en yakın bildiğim dil o, sana ne? Ne yazar? Salon. Ve şöyle der kafasından. Öyle bir gireyim salona, öyle bir koyayım ki tekmeyi kapıya. Herkes benim geldiğimi ve Coltrato'dan hesabını soracağımı bilsin. Ve Coltrato'ya iletsin durumu. Ver salona giriş müziği. Giriyor muyum? Giriyorsun. Girerken aktif ol ama pozisyonunu bozma. Ve o sırada içeri girince bütün salon oha der. Ne oldu? Ben anlamadım, bir şey mi oldu? Arkadaşım seni gördüler, tırstılar. Ve bütün salon titrer. Seyirci titresene. Ya iğrenç bir insanım ya. Ve onların dikkatini çekip Coltrato'ya mesajı göndermek için de bir takım hareketlerde bulunur. Bulun. Hangi hareketi yapmaya çalışıyorsun? Artık o kafanızda hangi... İndir şu elini. Tam yapamıyorum çünkü ortopedik olarak da çocuk şey yani. Ama anlamıştır ona, iletir mesajı. Arkadaşım. Evet. Git adamın birinin yanına, kulağına eğil. Eğil. Tam kulağına eğil. Adamın kulağı nerede ya? Oturuyor adam iskemlede. Ben niye, neresini dinliyor beni? Ben niye paça alayım? Çorbası içiyor adam orada. Ne içiyor? Paça içiyor iskemlede. Meksika'da saloon paça çorba. Sana ne? Bana ne? Ne içersen zıkkımı dibini iç. Ne içersen iç. Selamün aleyküm birader. Hayır öyle değil. Değil. Adama sinsice ve o kadar yaklaşırsın ki nefesin kulak kıllarını titretir. Yaklaş. Ver kulağa yaklaşma müziği. Koca dünya güzeli kadınların olduğu Meksika'da kulağa en kıllı adama denk geldim ben. Ya ben nasıl... Arkadaşım adama şunu gösteriyorsun. Ben... Sinsiyim, hainim. Sinsiyim. Hainim. Sinsiyim ben. O kabiledenim ben. Sinsiyim. Arkadaşım yaklaş şunun kulağına. Nefesinden kulaklarının kılları titresin. Hohla. Küt düştü, bayıldı. Diğer insanlar döndüler ve şöyle dediler. Kim ulan bu? Sizin arkadaşınız bayıldı, ne bileyim ben. Tanımıyorlar mı arkadaşlar? Sana dediler. Bozma pozisyonunu. Ha. Dönersin onlara. Ve bir sıçrayışta barın üstüne çıkarsın. Ve neydi adamın adı? Ha. Concordato'ya. Concordato mu? İlan edildi mi? Neydi adamın adı, biri söylesin. Concordato, Concordato. Arjantin'de demek ki film. Coltrato'ya bir şarkıyla mesajını gönderirsin. Arkadaşım gitarı alsana beline. Alırsın gitarı, ipini takarsın boynuna. Arkadaşım gitar pozisyonuna soksana şunu. Sokamıyorum çünkü bunun özü ut. Gitar olmuyor bu. Gel sen tut. Olmuyor. Arkadaşım Bülsen gülme. Ya bunu nasıl ben gitar pozisyonuna sokayım? Bülsen arkadaşım al gitarı eline. Geç arkasına. O zaman gitarı bırak bari ya. Ya beni Meksika'da neler bekliyor ya. Sen,
Arkadaşım sen öne doğrusun. Benim tedavim bu mu yoksa? Arkadaşım. Arkadaşım. Evet. Makara sarıyor. Film bitiyor. Gitarı al boynuna. Ve herkese bir bak, keskin bir bakış at. Sonra da müzisyen arkadaşım da gizli arkandan. O sana playback yapacak. Onun arkada olduğunu seyirci görmesin. Nasıl görmesin? Öyle bir pozisyon al ki arkanda ya olmasın. Adam yok. 6'ya 4 ya. Nasıl gözükmesin? Adamı seyircinin bakış açısından arkanda yok et. Sinema bu. Aynı zamanda gitar çal. Nereye bakıyorsun lan? Hocam bak sanat yapıyoruz ha. Aynı zamanda gitar çal. Aynı zamanda parmakların ufak. Aynı zamanda dişlerinle koparıp attın. Ver müziği. Çok iyi çalıyorum şunlarla yani. Ne yapıyorum ben? Korkular mı benden? Müzisyen arkadaşım ne zaman gireceksin? Ha girmedi mi? Ruh kaynatır. Kestik. Ne bakıyorsun sen, gitarı çalıyorsun, playback yapsana. Ama yani ben yine gele gele nereye geldim ya? Arkadaşım sen Ankaralı Muhittin değil misin? Allah beni kahretsin inşallah. Meksika'da öyle bir fidayda çal ki bütün Meksika buraya bir Ankaralı fidayda geldi. Koltuğu mahvedecek desin. Şunun adını önce bir çalışalım mı ya? Sen pozisyona gir. Yalla. Ben çok gerizekalı bir tipim. Gerçekten benden kimse korkmaz bu Meksika'da. Kestik. Lütfen. Arkadaşım. Şu koltuğu da kesin de artık bir kurtulalım bu ya. Bu bir sinema dili. Diline eşek buradan parası soksun ya. Buradan bir parça alıp fragmana koyduğumu düşünsene. Fragman? Evet. Yeni bir kahraman herhalde. Gir pozisyona. Uçabiliyor mu? Gir pozisyona. Gir pozisyona. Ha şey o par. Tamam pardon özür diliyorum. Artık gir dedim pozisyona. Herhalde. Durun seyirci gülme. Çalma müzisyen arkadaşım. Burada hiç pozisyonunu bozmadan sağa doğru, kendi sağına doğru fidayda fidayda diye blok blok atlarsan, ben de onu fragmana koyarsam 3 milyon kişi gelir. Deneyelim. 3, 2, 1 seyirci alkışla. Yalla. Kestik. Blok blok arkadaşım. Ayaklar ve kalça aynı anda kalkıp sola taşınıp orada insin. Ya onu ben yapsam burada ne işim var benim? 3, 2, 1 yalla. Kestik. Harika. Bunu fragmana koyarsak ne olur? Adama yazık olur ya. Dağılır ortalık. Dağılır ortalık. Şu an çok hissettim onu ben. Arkadaşım şimdi bize hikayenin gerisi için bir kız lazım. O zaman ne yapayım ben? Kız yapayım. Kast yap. Ne yapayım? Kast yap. 3-4 tane bayan arkadaş al, aralarından bir tanesini seç filmde ha, oynatmak kast için. Kast yap. Ha. 3-4 tane bayan gelsin. Yenge merhaba. Ortaya basmayın yandan. Aha, kızdın. Allah'ım geliyorlar. Demin çok gülen ablayı da çağır. Meksika nasıl bir yer ya? Çok gülen ablayı çağır. Çok gülen abla nerede? Ben ne bileyim nerede, salonda. Ha geliyor. Az güleni geliyor. Merhabalar. Nasılsınız? Nurettin ben. Abla merhabalar. Kast yap. Ne yapıyorsun? Kastım var onlara. Bir şey yapacağım. Yani. Öne al kızları. Öne gelin. Buyurun lütfen. Arkadaşım. Filmde bir takım sahneler var kafamda. Aa, erotik. O sahnen... Ha değil. Pardon. Sapıklık ben... yapma. Bir takım sahneler var. O sahneleri aralarında en iyi çıkaran kişiyi alacağız. Nereye? Ha rolü çıkaran ha. Sahnelerden bir tanesi... Tokat sahnesi. Tokat. Ha tokat havası oynuyoruz bu sahnede. Hayır. Yerel bir... Tokat sahnesi. Kız seni o kadar haşin sever ki tokadı çakar. Ve daha çok aşık olsun, bomba patlatsın altında. Niye tokata yetiniyoruz ki? Ne saçma bir aşk yani. Sırayla böyle... tokat al. Ne yapayım? Tokatı al sırayla. Allah'ım sen bana sabırlı. Ablacığım gelin öne, çakın tokatı sırayla. Hızlı olsun. Ver tokat müziği. Mikrofonu.
Sırayla çabuk, hızlı. Ne oldu? Sonuncu abla gözüme girmeyi başardı. Şimdi adam tokatı alınca kızla sevişmeden tam önce tokatı çakar. Öyle bir sahne var kafamda. Hocam abisi babası burada ağzımızı burnumuzu kırarlar. Arkadaşım film tam orada bitiyor zaten. Şöyle olsun, gemide rehineler var. Biz de hangi teli doğru keseceğiz? Arkadaşım. Beni bir gün burada parçalayacaklar, yapmayın. Ben sanat gişe filmi yapıyorum. Sana sanat ne? Sanat gişe. O ikisi şimdi bağdaşmıyor diye biliyorum kızlar ama. Kızlar sırayla hızlı hızlı gelsinler. Sen onlara tokat çak. En iyi tokatı alanı al. Buyurun. Bu dünden yürüyün, razı yürüyün, ya. Yürüyün çabuk. Bu önceden yiyip geldi. Bravo, beğendim. Hazırlıklı önceden yemiş gelmiş. Süper bir insan. Bu hep gülüyor ya. Ben bunu vuramam, gülüyor mu? Çok tatlı. Arkadaşım. Ha. Aa canım. Neyi seçiyorum? En delisini mi? Arkadaşım, içlerinde bir görüşte aşık olacağın, en etkilendiğin hangisiyse onu sahnede bırak. Bu iyi bırak. Tokadı, bu iyi yedi. En baştaki abla iyi yedi. Tamam, onu sahnede bırak, diğerlerini alkışla yolla. Aa, sağ ol. Çok teşekkür ediyorum size. Ya. Sağ ol. Çok güzelsiniz. Merhaba, isminiz neydi? Dilek. Efendim? Dilek. Olur. Dilek Hanım. Siz arkaya gidin. Arkada size bir takım şeyler olacak. Ben söyleyeceğim. Yok. Hocam. Beni bağlamıyor. Ben senin gibi sapık mıyım? Arkada kıza kıyafet giydirecekler. Meksika hanımefendisi olacak arkada. Meksika. Önceden söylenir mi seyirciye? Sürpriz olarak. Seyirci bu söylediklerimi unutun. Hazır, ben ne yapıyorum şimdi? Kol sen söyleyeyim. Şimdi diyorsun ki kendi kendine. Bu Coltarato beni bulmadan önce ben onu bulmalıyım. De bakayım. İkisi de aynı saçmalığa çıkıyor. O seni bulmadan önce sen onu bulursan, o pozisyonu almadan önce sen pozisyonunu alırsın, sen onu ezersin. He. Ama sen onu ezmezsen o seni kumpasa getirir, pire gibi ezer. Anladın mı? Hayır. Tamam. Allah'ım, bu koltuk beni bulmadan benim o koltuğu bulmam lazım. Koltuk beni zıkkımsa işte adını bilmiyorum ben bunun ya. O nasıl zibi... yapsam, nasıl yapsam? Nasıl yapsam, nasıl yapsam? Değişik bir şeyler evini yapsam. Evini bulsam da gitsem. Ne? Reviri mi bulsam? Evini bulsam evini da gitsem. Evini bulsam da gitsem. Bir sor oradan geçen birinin evini. Nereye düşüyor bu koltuğun evi ya? Coltarato'yu arıyorum falan gibi. Karizmatik ol. Adamla konuşurken karizmatik bir şekilde kafanı sağa sola yukarı aşağı çarpıttır. Bu Coltrane'in evi neredeydi? Coltrafot muydu ya? Coltrafon'un evi neyse. Sen kimsin be? Ya ben Türkiye'ye dönmek istiyorum ya. Coltrato'yu arıyorum. Coltrato'yu arıyorum. Bu nerededir? Kimi? Bunun evi mi? Sor adama. Coltrato'nun evi arıyorum. Bunun evi nerededir? Coltrato. Bana baksana sen. Coltrato'nun evini arıyorum. Bunun evi nerededir? Ha, onun evini korsan taksici Yakup var. O iyi bilir. Ya bütün bu Meksika'yı sincanlar basmış ya. Arkadaşım, koskoca Meksika. Adamın evi kim bilir nerede? Normal taksiyle gitsen kaç para yazar? Ya korsan taksici Yusuf'un orada ne işi var? Yakup o. Yusuf işte. Ya Yusuf'un kardeşi bu Yakup. Ben tanıyorum bunu bizim oradan. Al telefonunu Yakup'un. Telefonu ver lan bana. Çabuk. O öyle değil. Adamdan telefonun Yakup numarasını iste. Ha, Yakup numaranı verir misin bana? Ne? Kaç? Akşamları başka işe mi çıkıyor bu? Yakup numarası ne ya? Nasıl bir dümene girdim ben? Anlamıyorum burada ya. Yakup'un telefon numarasını istiyorum. Yakup, senin telefon numaranı istiyorum ben. O adamdan Yakup'un telefon numarasını o adamdan iste. İstiyorum. Senden sen istemiyorum ben. Istiyorsun. Benden istiyorsun. Evet be, senden istiyorsun. Tamam, veriyorum. Evet, ver çabuk. Saçma insan. Numarası nerede? Aldın mı numarayı? Aldın mı numarayı? Sen aldın mı gerizekalı? Sen aldın mı gerizekalı? Sen aldın mı? Ne biçim adamlarsınız be? Arkadaşım, konuşan karşındaki mal benim. Seyirci gaza gelmez. Sinema bu. Sanat için her şey yapılır. Daha neler yapacağız? Dur. Çabuk numaranı verdin mi? Al numarayı. Ne? Ara. Ha. Bir de telefonu versene. Ben de telefon almadım ya. Al bakayım. Eyvallah, sağ ol. Ben de kalabilir mi bu? Ara. Kimi arayayım? Arkadaşım arasana Yakup'u.
Seyirci telefon sesi yap. Allah Allah, beni arıyorlar, tesadüf ya. Al hocam, seni aradılar. Ha. Arkadaşım al şunu, seyirci timingi tuttur. Çevir numarayı. Yese bastıktan 1,5 milisaniye sonra. Evet, hep beraber yapacağız. Milli saniye. Seyirci Allah. Efendim. Alo. Yakup ben. Çok güzel. Ne yapayım? Ben Yusuf aramadın mı? Arkadaşım sığır mısın? Ben, Yakup arıyorum. Yakup. Yakup'cum sığır mısın? Seni arıyorum, hiç ben Yakup. Arkadaşım o sana bir sıfattı. Onu unut. Ha. Sen ne yaptın öyle, daha bir iki defa aradın Yakup, bana sıfattın ya? Yakup ben. Yakup ben. Ne yapıyorsun? İyiyim abi, sen ne yapıyorsun? Konuşsana. Yakup ben, iyiyim abi, sen ne yapıyorsun? İkimiz de mi Yakup'uz? Arkadaşım Yakup ben. Kayı çıkarın, kan gitmiyor. Kestik. Kestik öne. Yakup, kestik seni gel, artık. Öne gel, öne kestik. Öne gel. Yakup biraz öne gel, hiç sesin gelmiyor ya. Hadi Yakup. Müzisyen arkadaşım. Şuna enseden bir tane patlatsana. Beyni yerine gelsin. Hocam ben... Yakup şimdi duydum. Şimdi elini koyduysan. Yakup'cum. Evet. Merhabalar. Buyur. Ankara'lı Muhittin ben. Söyle canım. Single'ım çıktı, belki dinlemişsindir. Arkadaşım. Kardeş, beni niye aradın ya? Ya ben şimdi burada bir şekilde benim Contricto Pitterli neydi adamın, saçma Concerato. Bir ismi var. Efendim? Concerato. Concerato. Her hafta değişiyor bunun ismi. Tabii bunlar da adet. Her hafta yeni bir isim. Contratoydu. Baba mevzuya gelsene. Telefonumu meşgul etme. Korsan taksiyim ben. Arayan olur, soran olur. Bir Mexico City çıkar. Tamam Yakup'cum. Şimdi ben sen beni tanımazsın. Ben de seni tanımıyorum. Bir arkadaştan aldım numaranı. Ben kontraktörün... Kontrato muydu? Ne zıkkımsa o bir tane zibidi var. Onun evini öğrenmek için. Ha, biliyorum. Onu? Tamam, geliyorum. Geldim. Sen gelme. Ben kendim bulurum ya. Bir de ekstra geldim. Para çekeceğim. Durdu. Telefonu kapasaydın. Yazıyor hala. Ne saçma bir taksi arkadaşım, bu ya. Arkadaşım hızlan. Korsanları buradan soyuyor yani. Hızlan. Efendim? Hızlan. Çabuk kapat telefonu. Sen çok fena yazıyor. Geldi. Efendim? Taksi. Bin taksiye. Telefon bende kalsın mı? Telefon bende kalsın mı? Arkadaşım pozisyonuna gir. Ver telefonu. Yakup geldi, önünde duruyor araba. Ne yapın beni? Bagajına koyuyorsun telefonu arabanın. Orada araba var. Nerede var? Önünde bak. Neredeyim ben? Ben hiçbir şey haberim yok ya. İki Yakup dakika, kafayı çıkarmış, görmüyor musun? Kimi çıkarmış? Camdan. Yakup'un kafayı gör. Abi sen misin o arayan? Benim halimden belli değil mi? Baksana ya. Arkadaşım pozisyonuna girsene. Söyle Yakup'a. Atla baba, götüreyim seni Concerato'nun yerine. Concerato mu oldu şimdi de arkadaşım, ya? Arkadaşım sana ne işte? Ya sen git, ben aradığımı bulamayacağım abi. Gel sen gel. Ya. Boşa yakma bin yani. Bin şuna. Hop abi, ne yapıyorsun? Yakup'a biniyorum. Arkadaşım Yakup burada arabanın şoförü. O zaman Yakup şu arka tarafa oturuyorum ben. Otur. Çabuk gidelim, pantolon dayanmaz söyleyeyim. Gidersiniz. Aha da bu kale. Burası mı? Bu kale gibi ev. Ha, sağ ol Yakup'cum, teşekkür ediyorum, sağ ol. İnersin. Yakup gider. Para mara almaz. Korsan o kadar. Hiç para bile almıyor korsan. Ver ben parayı yürü. He? Ver parayı. Yakup'cum, verdin parayı. Şey, para şimdi vermez. Çıkar arkandan halatı. Lan bunu verdin şey... parayı, gitti Yakup. Ne çıkar arkandan bir... halatı. Yo, her şey benden hızlı gelişiyor. Ben daha evet. Evet. Sağ ol Yakup. Çıkar arkandan halatı. Arkadaşım ne yapıyorsun? İyi ki Ankara'da halat yemişim bak buraya kadar. Ne saçma bir şey. Arkanda halatı çıkarım. Ne saçma bir insanım ben. Kurban ya. Kurban olduğum, arkana halatı, çengel takmışın enseye. Oraya takmışın halatı. Ben. Evet. Sizin duşta yok mu bornoz taktığın çengel? Evet. Sen de ondan var. Benim evden attılar, ne duşu ne bornozu ya. Evet. Evet, aldın halatı, baktın kale duvarına, vay anasını. Vay ne anasını. Görüyorsun? Ne saçma bir yer ya. Orada bir çentik bulsam da halatın kancasını çentiğe geçirsem de. Burada bir çentik bulsam da halatın kancasını çentiğe geçirsem, sonra da ne yapacaksam yapayım Allah beni kahretsin. Atar, sallar, sallar, atar. Oh kopum. Yakup mu? Herif her yerden çıkıyor çünkü ben... Bahçıvanı vurdun salak. Bahçıvanın çatıda ne işi var ya? Yerde olması lazım. İn lan oradan zibidi. Senin burada işin. Tırman. Ver müziği. Ben nereye tırmanıyorum ya? Çatıya. Müzisyen arkadaşım sen ayakta çal.
Kale duvarı yap oturağını. Kale duvarını gördün mü? Çık kale duvarına. Arkanda, arkanda. Çıksana kale duvarına. Kim bu ya? Arkanda duvar. Alırsın eline gitarı ve güzel bir şarkı çalarsın. Artık düşmanının duvarındasındır. Ağzındaki hapsey, gözündeki çapağı. Çok özledim sevgilim, dün koydum kapağı. Ne güzeldi aşkımız, birazcık da şaşkınız. Tadımda kendilerdim, vurduğumda dillerdim. Kız gelsin, kız gelsin. Kız oradadır ve tepede bir şarkı çalar. Kız bir anda irkilir, duyar. Bunu şarkıyı kim söylüyor? Çal şarkıyı. Ağzındaki hapsey, gözündeki çapağı. Çok özledim sevgim, dün koyduğum kapağı. Tam o sırada kız irkilir. Allah'ım, kulak kesilir. Bu da ne? Aman Allah'ım, bu da ne? Bu ne güzel bir ses. Bu ne güzel bir ses. Cama çıkayım da bakayım. Cama çıkayım da bir bakayım. Cama çık ablacığım, cama. Evin içine kaçma. Gelir camdan kafayı uzatır. O sırada aktif hareketler yap. Pozisyonda ol. Arkadaşım duvardasın. Kızı görür, vurulur. Gitarın teline dın 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 der. Dın 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 dın. Gitarın teline. Tamam işte burada. Gitarın teli der onu. Sen demezsin. Ha. Kız der ki bana mı bu serenat? Bana mı bu serenat? Yok babana, kontrat öldürsün. Allah'ım öldürsün. Arkadaşım ben ortaya yaptım. Allah'ım sana beni gönderdi. Bana neydi? Ben ortaya seni yaptım. Seni bana gönderdi. Temizleyecek vaktim de olmadı. Ya öyle bir cümle olur mu şu kıza karşı ya? Ben ortaya yaptım, sen temizle. O zaman sen kur. Sen kur cümleyi. Hadi bak. Sen kur. Ha ben kur. Ben buraya çok önemli bir şey için geldim ama sizi gördüğüm an Allah'ım Contricto Pichelli oldum yani. Neydi adamın ismi ya? Seni gördüğüm an her şeyi unuttum. Buraya neden geldiğimi bile bilmiyorum. Neden geldiğimi bile bilmiyorum. Nasıl bir manyağım ben. Parmaklarım bucuk bucuktu. Onlar bile düzeldi ya. Hepsini unuttum. Ortopedik bir mucize söz konusu. Tekrar aynı pozisyona gir. Tekrar aynı pozisyona gir. Gözünü seveyim. Ha ben. Ha. İnanmıyorum. Bu az önce Coltrato'nun deliler gibi sayıkladığı o adam olmasın? Aman Allah'ım, bu az önce Coltrato'nun deliler gibi sayıkladığı o adam olmasın? Kim? Sen, gerizekalı. Ha sen. Ben, ha ha. Evet, o benim. O benim. Tarif et adamı. Elleri yumuk yumuk falan diye. Elleri yumuk yumuk. Dişleri şeytan gibi. Bacakları çarpık. Ay k***mın kenarı, beğenemedin mi? Hiç beğenmedi ki bu ya. Arkadaşım ya bir hanımefendiyle konuşuyorsun. Tamam ama hiçbir şey beğenmemiş. Ben buraya halatla çıkıyorum. O yumuk yumuk bu dök bu dök ne? Bu arkadaşım. Işte malzeme bu, ne yapayım yani? Dıştan öyle söylüyor olabilir. Ha gel bir de içten bak. Ne yapacağım? Lan dış bu işte. Zamanla tanıyacak yani. O senin içini seviyor. Oo. Laman yapacağız o zaman. O da bir kahraman. Laman. Gir pozisyonuna. Burnu şeyden kurtulmuyor. De ki ablacığım ama içinden çıkan şeye inanamadım de. Şarkıya. Ama içinden çıkan şeye inanamadım. Bir insanın içi bu kadar mı güzel konuşur? Bir insanın içi bu kadar mı güzel konuşur? Çok özür diliyorum. Seslendiren abi geldi. Arkadaşım cevap versene. Veremiyorum ki şu an bir ha. Yok estağfurullah, o sizin güzelliğiniz. Bir cümle daha söyle kıza. Kız iyice vurulsun, duvardan düşsün. Yerim seni kız. Öyle değil. Ablacığım. Ablacığım. Yerim seni kız desem ben size İstiklal Caddesi'nde ne yaparsınız?
Burada niye devriliyorsunuz? Arkadaşım pozisyona gir. Gözlerin buğulu. Tamam. Dudakların nemli. Ben buraya çok ciddi bir amaç için gelmiştim ama sizi gördüğüm an her şey değişti. Bu güzelliğiniz, bu tatlılığınız, o birkaç beden büyük elbiseniz gerçekten beni çok etkilediniz. Ben kompartorlu muydu? Allah onun Allah boynu devrilsin. Oraya girme. Oraya girmeyeceğim hiç. Ben burada kız, kalmak istiyorum. Kız, gerçekten. Sen de diyorsun ki. Kız, seni bana Tanrı göndermiş olmalı de. Çabuk hızlı olun. Seni bana Tanrı göndermiş olmalı. Yok anam Yakup getirdi. Aralardan getirdi hep ya. Arkadaşım etkilen. Çok etkilendim. Nasıl bir çocuk öyle Yakup? Öyle değil. Nasıl seyirciye doğru. Yakup'tan mı etkileniyorum ben? Arkadaşım sen bir sığırsın parantez içinde. Şimdi devam ediyoruz. Ha. Ama... Bak seyirciye. Kızın sözlerinden öyle etkilen, öyle etkilen ki. Evet. Etkilen? Çok şu etkilenmiş halim bu. Anlasın seyirci, titre. Pozisyonda ol. O sırada kızın tam arkasından kolterato neydi? Ya hadi haftaya ya. Kolterato gelir. Kolterato kim ya? Adını bir kolterato mi? Gelsin çabuk. Ha, kolferen gelsin, ağrı da keser. Adam dalyan gibi ya. Bu benim ağzımı burnumu kırar. Koş kızın arkasına ha. Koş kolterato. Orada dur. Ben sana yallah dediğimde sen tam kızın ensesinden kafanı uzatırsın. Kızın haberi yok. Sen de kollarını cama dayı ablacığım. Bekliyorsun. Sen yoksun daha. Colcerato. Kim? Arkadaşım bana girme. Sen ya. Kendine bak. Ve dönersin. Bir bakış atarsın. Tam cümleni söylersin. Aşk cümleni kıza. Ben var ya. Sapıklık yapma. Ya bir dur ben var ya dünyanın öbür ucundan senin için de gelmişim. De ki iyi ki dizlerim çökmüş parmaklarım unufak olmuş. İyi ki Colterato'yu aramaya buraya gelip seni görmüşüm ey güzeldi. İyi ki dizlerim çökmüş parmaklarım yumuk yumuk olmuş. Da Colterato'yu bulmak için buraya geldim ve seni buldum. Demek ki sen benim kaderimsin. Ey güzel. Ey güzel. Abicim adınız ne sizin? Erdem. Ne bağırıyorsun? Erdem. Abinin içinde mikrofon var. Erdem, ey güzel dediğinde... Evet. Ey duyacaksın, güzelin gelsin de kafayı kızın enseden çıkar. Evet, kafayı yallah. Kafayı kızın enseden şuradan çıkar. Şuradan. Enseden mi? Ölür kız, ne saçma bir şey. Yandan abi, anladı yandan. O, anladı. Ha. Evet. Ey güzel. Ey güzel. Sen de güzelsin, sen de güzelsin. Onu da canı çekiyor tabii. Ben çocuğa söylemiyor muyum bunu? Ben anlamıyorum hiçbir şey. Kestik. Kesin ne olur. Bir film çekiyorum. Adam olun filmi bitirin. Ya bizle ne 3, 2, 1 çok hızlı oynuyorsunuz. Hızlandırılmış. Ey buyurun. Güzel. Kafayı çıkarır ha. Yandan. Anam bu kim dersin? Ey güzel. Ana bu ana, kim? Ana sen bu... değil. Ben Meksika'da İstiklal'de çalmaya başlıyorum değil mi? Kafayı yiyorum burada. Arkadaşım ne olur şunu yaptır şunları. Evet. Ben hazır giriyorum ben. Ey güzel. Ey güzel. Ver kafayı. Ver kafayı güzel. Ha şey orada bir anı Allah beni. Ver kafayı. Ver kafayı. Ver kafayı. Olay hep sen karıştı. Kafayı oraya koy. Ben ilk seni koyayım. Oraya ya. Evet. Ey güzel. Çok. Ey güzel. Gördün. Kız sende ki. Anam Colterato. Anam Colterato. Ya bu kız anam mı diyor yani? Şu güzelliğe bak. Anam bu ne ya? Evet ablacığım. Anam deme. Şimdi tekrar veriyorum. Ay Colterato. Heh bu daha evrensel oldu. Ey güzel. Ey güzel. Ay Colterato. Sen de Colterato'yu gör. Aha da buldum seni de. Aha da buldum seni. Hadi ya. Colterato hangi kimyasalın etkisinde? Kız sen titre orada. Arkadaşım sen düşmanını bulmanın coşkusu, aşık olmanın yükselişiyle gir pozisyona, hocam, aktif ol. Benim pantolon galiba gitti ya. Ön sıraya iade edin bilet parasını. Ben... Onlar kamera arkasını da gördü. Devam. Aha Colterato buldum seni. Ya bu benden daha çirkin oldu ya. Sen ne diyorsun? Sen o manyak mısın de.
Sen o manyak mısın? Öyle el kol yapma bak. Çok uzun yoldan geldim. Gözünü seveyim bayan var. Olayı büyütmek istemiyorum. Seninle bir hesabımız var. İster burada halledelim. Olayı büyütmek istiyorsun. Ha onu diyorum. Seninle bir hesabımız var. İster burada halledelim ister kapının önüne çıkalım. Çıkmayalım burada halledelim. Tabii daha aşağı ineceğim şimdi. Peki in havuzun başına. Orada dövüşelim. Sen kalenin üstündesin. Ver kale müziğini. Aktif bir şekilde inerken kale müziği çal. Kalenin bedelleri yar 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 yandım. Kalenin bedelleri yar 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 yandım. Ben hala yamuk muyum? Yamuksun. Ona yamuk demeyelim, halin diyelim. Şu şekilde. Merhaba. Seninle bir hesabımız var. Beni hatırladın mı? Ya birileri dedi Ankara'dan biri gelecek ama... Ha o vali benim işte. Buraları komple yeşillendirelim istiyoruz. Arkadaşım istiyoruz. Parmaklarını göster ona. Sok gözüne ki anlasın. Ha demek beni hatırlamadın ha. Belki şimdi hatırlarsın. Hiçbir filmimi seyretmemiş. Arkadaşım, havuz başına davet et adamı. Ya ben 20 dakika tırmandım, abla 2 saniyede geliyor. Ay'a gidiyorum, benden önce orada. Havuz başına davet et, Suzan'a karışma. Seni havuz başına davet ediyorum, şöyle bir hafif bir şeyler içelim. Üstüne rahat bir şeyler giy, ne bileyim biraz tartışalım, konuşalım, bu Meksika nereye gidecek? Havuz başına davet et, gitar kutusundan silahlarını çıkar. Havuz başında buluşalım seninle. Buluşalım. Hadi bakalım. Bunun mayosunu giymeyeceğim herhalde, değil mi ben? Hocam... Arkadaşım, gitar kutusunda silahların yok mu? Bilmiyorum, var mı? Olmalıydı. Yoksa prodüksiyon silah ayarlayın bize. Allah. 2-3 tane. Ne yapıyorsunuz? Basur kontrolü. Ne yapacağız? Mikrofonu takıyoruz işte. Allah Allah. Al silahları. Daha küçüğü yok muydu ya onun? İkisini de ver. Daha varsa ver. Ver ver tabii ya. Ankaralı Muhittin bu. Meksikalı erkek görsün. Ankaralı Muhittin bu. Meksikalı erkek görsün. Ankara'dan erkek görmeye mi gelmiş buraya? Meksikalılar i̇şte erkek görsün. Önemi ne kadar büyük. Çok artistik bir pozisyonda kıza hava atarak adama ateş et ve vur. O kadar artistik olsun ki kız titresin. Kestek. Ne hocam bir şey soracağım. Pantolon sağlam mıydı ya? Ya bu planın başında hiç onu düşünmedim ben. Arkadaşım ben bu görüntüyü filmin neresine koyayım? Sonuna işte. Ağzındaki apseyi, gözündeki çapağı. Çok özledim dün akşamki kapağı. Kapak kısmı orası. Klibi hazır. Tekrar yap. Tekrar yap. Aynısını değil, artistliği tekrar yap. Adamı öyle bir pozisyonda vur ki kız sen de at kendini ortalara. Ben böyle silah kullanan bir erkek görmedim. Ankaralı mısın sen de? Ben böyle silahını görmedim. Ankara. Aha! Kareyi vurduk ya. Gül gibi kız gitti arada. Bacım niye araya atlıyorsun, ateş ediyorum ya. Anam, karı öldü. Arkadaşım. El torpido gitti ya. Arkadaşım, kız ne? Ölmedi. Kız yat yere, vuruldun ama ölmedin, yat. Bu artistlikle, bu mermiyi bile seve seve alırım. Söyle. Kim? Kız diyor. Ha, kız diyor. Bu artistlikle bu mermiyi seve seve alırım. Ve sen... Bir hareketle daha ulan kızı vurdurdun bana deyip. Ulan kızı vurdurdun bana şimdi acı çekecek ya. Al. Arkadaşım. Bacağından vurdum ya. Gitti. Hep ziyan oldu ya. Arkadaşım. Ziyan oldu kız kızı ya. Vurdurdun bana deyip adama döşen. Kızı vurdurdun bana ya. Ne yapıyorsun? Döşenme böyle. Mermiyi. Ha. Böğrüne böğrüne. O neresi bilmiyorum. Sen oraya denk getir. Seyirci gidin. Mermi sesi yap. Mermi sesi mi?
Abladaki kuşu çıkarın, devam edelim. Arkadaşım ablayı vur. Meksika'da herhalde. Orayı özünü bir o anladı. Böğrüne ver. Mermiyi böğrüne ver oğlanın. Ha. Seyirci mermi sesi yap. Ha şey olarak. Sırana kadar ateş etsin sana, sırana gel otur. Ne? Sırasına kadar ateş et. Hocam çok hızlı hareket etme, arada başkasını vurmayalım. Al mermiyi yolda giderken. Oturana kadar sık. Ve dön kıza. Nerede sevdiceğim. Söyle sevdiceğim. Sevdiceğim, iyi misin? Şuramda yaram var, tütün bas de. Şuramda yaram var, tütün bas. Aa, ben tütüne karşıyım ya. Arkadaşım, kızın kanayan yerine parmağını bas. Ha, yüreği. Bas parmağı. Orada mı yüreği? İşte vurulunca aşağı kaymış. Ve sizinle o son muhteşem sahneyi alacağım. O sahneyi hatırlıyor musun? Aa, evet. Alevlerin içinden çıkar gelirdi. Kestek. Ne yapıyorsun sapık? Alevi düşündüm, çok hoşuma gitti bir an. Arkadaşım, alevli bir sahne yapmamız lazım. Ha, yanarlı dönerli böyle. Değil mi? O alevlerin içinden sen gitarınla kızı diğer elinden tutup çıkman lazım. Fesperado'yu seyretmedin mi? Kimi? Pastoral bir hikaye bu, o yüzden öyle diyor. Evet. Bas kızın yarasına. Buraları hep yakmam lazım. Bu adamın da ben mekanını yakmazsam de havuzun hortumunu çıkar. Ne saçma, benzin havuzun bu. Niye çabuk? Havuzun hortumunu çıkar. İlerideki traktörün benzinliğine sok. Oradan ağzınla benzini çek. Etrafa tükür. Ver ateşe. Etrafa tükür. Leş gibi bir şey ya. Biraz daha ya sevgilim. Ben çabuk buraları yakmam lazım. Bu zibidinin her yerini yakmak istiyorum. Şu an o kadar sinirliyim ki. Zaten sinirliyim, saçım ağzıma giriyor. Bu peruğu da parçalayacağım şimdi. Havuzun hortumunu al. Anasını. Havuzun hortumu nerede ki? Ortada. Havuzun ortasında. Havuz nerede ki? Aa, üstündesin. Allah battım, leş gibi oldum hep ya. Koş traktöre. O neydi? Niye iki tane hortum aldın? Bu hortumun iki ucu ya. Arkadaşım, iki ucu bir yere bağlıysa ortaya havuzu nasıl dolduruyor? Aa, çok enteresan. Havuz bu mu? Evet. Hortumun bir bu tarafını soktuk. Geri kalan tarafında suyun gelen tarafına soktuk. Anlayamadınız ne? Arkadaşım, suyun gelen tarafında hortum varsa, giden tarafında da hortum bağlıysa su hangi delikten akıyor? Ne saçma bir soru ya. Gereksiz bir ÖSS yani. Arada bir tane hortum var, iki taraftan söktüm. Tek hortum var elimde şu i̇ki an. İki tarafını sökmen için iki tarafının da bağlı olması lazım. İki tarafı bağlıysa havuz nasıl doldu? Bağlı olduğu için doldu işte. Bağlı bir tarafı açıktadır, oradan su akar. Ya Allah Allah, deli mi ne? Ya hortumun burası havuza bağlı, hortum buradan geliyor, musluğa, musluktan su akıyor, hortum vesilesiyle havuz doluyor. Öbür tarafta bir delik var, dakikada 30 litre boşalıyor. Sizin olay burada devreye giriyor. Buradan kaç litre geldiğini öğrenirsek ortaya bir soru çıkar. Yoksa çok saçma bu sorular. Arkadaşım, al şu hortumu yürü. Al. Beni delirtme. Buldun mu? Traktörün manasını buldum. Aç manayı. Ne yapıyorsun? Açıyorum işte. Adamın kalçasında mı? Öyle, bana traktör gibi geldi buradan. Ha, her şey her yerde oluyor da bu mu battı yani? Arkadaşım, anası var babası var çocuğun. Ha benim yok. Vur arabayı, vur arasını satayım. Sok hortumu. Nereye kaçıyorsun? Ya bu traktör nerede? Adam dedin ya traktör. Allah beni kahretsin ya. Dibe kadar sokma, pis tarafı gelmesin benzinin. Burası işlek bir yer, burada tortu yok. O beklemiş depoda olur. Arkadaşım, ne yapıyorsun?
İşte benzin akıyor oradan şeysine, evine doğru. Her yere sık. Oho. Kalk ayağa. Ne yapıyorsun? Böyle benzin şey yaptırıyorum. Tamam, kalk ayağa. Ayaklanacak. Şimdi cebinden çakmağı çıkar, pantolonuna sür, yak ve at havaya. At havaya. Bu arada benim kolumun tutuştu tabii bu saçma. Ağır çekimde çakmak düşsün ve poh olsun. Seyirci poh yap. Ter yer tutuştu, kızın elinden tut. Anam. Ha. Kaldır. Gel. Alevlerin bağlı arasındasın sen. Ben, niye gel kız oradayken? Kızını da al. Ya kız oradayken niye yaktın ben onu? Arkadaşım kaldır kızı elinden. Ya ne gerizekalıyım ben ya. Gel balım gel. Gitarı da al, müzik yüksel. Al gitarı da eline. Alevli eline al, eline. Sol elinde gitar, karizmatik bir yürüyüş yapacaksın. En arkadan en öne doğru alevlerin arasından geliyorsunuz. Kızın elinden tutmuşsun. Sen pozisyonundasın. Kız sağ bacaktan kurşun yediği için topallıyor. Gelin arkadan öne. Ben demin bir saat sola bastırdım. O zaman sola topallasın. He. Sen pozisyonundasın. Geliyorsunuz. Geliyorsunuz. Alevlerin arasından geçtiğini unutma. Yanmamak için. Evet. Karizmatik bir şekilde. Yanmıyorlar ve ama camdan yuvarlanıyorlar değil mi buradan? Arkadaşım. Karizmatik bir şekilde bir tur atıp sahnenin önünden arkadan çıkarsınız alkışlarla. Hüseyin arkadaşım gel. Arkadaşım gel. Arkadaşım. Bak ne kadar mazbut, iyi yürekli bir çocuksun. Evet. Aferin. Sağ hep ol. Böyle olsana. Olur, onu da deneyeceğim yani. Bir saat seninle film çekeceğim diye boğazımı yırttım. Sesin gitti. Yani. Rahatsızlandım. İşte yapmayın bunları yani. Normal şurada kardeş kardeş geçinelim yani. Niçin beni zora koşuyorsun? Seni bıraksam hayatta hiçbir şey olmaz. Ortada beni bıraksanız hayatta hiçbir şey olmaz yani. Tuşe ne kadar güzel. Mal gibi kalırsın ortada. Evet. Her malın bir alıcısı vardır ama. Yine ne Türkiye'de yapacağız seninle? Valla kendi haline bırakalım diyorum ben. Ne iş yapsan olmuyor. Değil mi? Belki de ben oturmalıyım yani. İçimde ruhumda bir sanatçı var. Bir oturmalıyım yani. Üretmeliyim kendi içimde. Mesela eşin çalışmalı evde. Çoluğun çocuğun olmalı. Karın olmalı. Onlar çalışmalı. Sen televizyon seyretmeli ve fikir üretmelisin. Mesela ne kadar güzel bir yaklaşım. Manyak mısın? Ben de öyle hissettim bir an. Saçma oldu yani. Ama eş, çoluk, çocuk duygusu güzel yani benim için. Al bakayım bir koltuk kendine. Şu an gidip mi? Varmış gibi. Otur televizyonun karşısına, al kumandayı. Verin şuna oturacak bir şey. Bu şey mi? Uydunun kumandası mı, televizyonun kumandası mı? Hangisini almak? Ne fark eder arkadaş? Biri televizyonun kumandasıdır, öbürü uyduyu. Kanalları değiştirebilirim. Belki kablo TV vardır. Onun yok mu şeysi? Ha o yok. Kendin televizyondan mı o? Evet. Bilmiyorum. Bende olmadığı için. Otur. O uzatmalı bir koltuk. Yani. Düğmeye basıyorsun, ayağa kalkıyor. Arka yatıyor. Böyle uzanıp seyrediyorsun televizyonu. Hala kablo TV var ama evde. Bu teknolojiye sahip ama. Sen ne bekliyorsun arkadaşım? Bilmiyorum ki ben hani. Ben düşüneyim kanal değişsin falan o şekil. Ya da evde hanım var diyeyim, o değiştirsin yani. O kadarsın yani. O kadarım yani. Tembellikte sınır yok. Ha estağfurullah, ben seçimi hanıma bırakıyorum o anlamda. Sen al şu kumandayı eline. Değiştir. Değiştir. Televizyonun kanalını. Ha. Uzat ayakları da. Müzisyen arkadaşım, hanımı ol gel. Ben işe geç kalmışım. Yersiz bir şey televizyon seyretmek. Hemen zaten trafik var, işe gitmeliyim. Gel otur şuraya. Müzisyen arkadaşım gel, hanımı ol. Hızlıdan bir peruk verin çok çabuk. Oraya gelme müzisyen arkadaşım. Sen mutfaktasın. Çocukla ilgileniyorsun.
Feruk buna mı? Bir de çocuk verin kucağına. Kimin? Müzisyenin kucağına çocuk verin. Sen kanalı değiştir, kanalı. Tak şunu kafasına çabuk. Ona değil, müzisyene. Alışmış sana takmaya. Çok merak ediyorum. Müzisyen arkadaşım, piyanoya geç, bir yandan çocuğu pışpışla, bir yandan çal. Ya da oradan fa diyez falan bir şey bas, çalsın. Önüm sen mi? Ne seyrediyorsun? Ben bilmiyorum. Bir şey seyrediyorsun. Bütün Türkler belgesel seyreder. Sen evet, de belgesel işte seyreder. Tamam, size bakıyorum işte. Bana bakma. Ekranın ortasına bak. Ne görüyorsun? Bir hiç. Kapatmışım. Ve o sırada Lohusa ayında olan, karının adı ne? Lohusa ayında olan. Lohusalık döneminde olan. Ben Lohusa mı oldum, ne bileyim? Allah Allah, illa bilmek mi, olmak mı gerekir bilmek için yani? Birazcık kitap okuyacağız ya. Arkadaşım. Evet. Lohusalık döneminde olan karının adı ne? Luisa. Lohusalık döneminde olan... Ömür boyu Lohusa o. Luisa. Luisa birden çıldırır. Ve bağırmaya başlar. Çocuğa çıldırma, adama çıldır. Bağırmaya başlar. Beni bugüne kadar bu evde kim tutmuş? Neden arkadaşım? Ya nasıl daha büyük bir nedene böyle saçma bir karısı olur mu insanın? Evlilik müessesesi böyle bir şey değil. Arkadaşım, önüne gelir kadın senin. Gel önüne. Ya şu göze bak. Arkadaşım, neleri var hayatta? Bilmiyorum neleri var. Görmek de istemiyorum yani. Allah sahibine başlasın. Ben çocuğu kucağına atar ve bağırmaya başlar. Allah seni kahretsin. Konserim var. Yetişmem lazım herhalde. Rakçı tipi var çünkü bunda. Anneden ziyade. Çocuğu kucağına atar ve der ki, kadını dinle ama tembel olarak dinle. Tembel suratı ver. Tembelsin ama karın elden kaçmasın diye de üzgünsün bir yandan. Aşıksın ona. Sapık değilsin, aşıksın. Ya ben aşkımı böyle dile getiriyorum. Arkadaşım, biraz fazla kilolar olabilir. Lohusalıktan atar ben onları. Ben severim Osmanlı kadını ya. Hiç... Ve der ki, Allah kahretsin seni. Genç yaşta aldın beni. Bir de çocuk yaptın. İşimi, gücümü, kariyerimi bıraktım. Şimdi de geçmişsin televizyonun karşısına. Şakkada şakkada kumandayla değiştiriyorsun kanalları. Altını ben değiştiriyorum. Mamasını ben veriyorum. Pış pış yapıp gazını ben çıkarıyorum. Ben de televizyon seyrediyorum. Neyi büyük? Arkadaşım, bir tepki versene kadına. Sinirlendim. Her şeyi o yapıyor. Bana bir şey bırakmıyor. Ben de sinirden televizyon seyrediyorum yani. Bunda neyi alıp veremedi, ben anlamadım ki yani. Ben de lohusalık krizindeyim. Ben de lohusalık krizindeyim. Sen ya. Sen değil. Ya sen değil. Ben lohusalık krizindeyim. Sen o, ha, değil. Ben değil o. 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 Ben de lohusalık krizindeyim. Krizimi aşmak için seni terk ediyorum. Cehennemin dibine kadar yolum var. Arkadaşım. Aman gitsin be, ne gel güzel. Gel buraya. Fırsat tepilir mi ya? Arkadaşım. Ayağına mayağına kapan, atla, deli misin sen? Ya ben şu an çocuk uyuyor, uyandıramam. Sonra arkadaşım. Bir... Kadını göndermemek için her şeyi yap. Kadını göndermemek için her şeyi yaparım ama bunu gönderirim ben ya. Arkadaşım. Bak şunun yüzüne. Bir seferde mi? Bak şunun yüzüne. Ne görüyorsun? Obelix. Arkadaşım, bak şunun yüzüne iyice. Ben sana ne gördüğünü söyleyeceğim. Niye, ben söyleyemiyor muyum kendim? Sen hissedemiyorsun. Ben senin baktığın, gördüğün değil. Birazcık öne eğil. Evet. Senin baktığın, gördüğün değil. O saçlar, o incecik kaş, o bembeyaz ten. İncecik kaş mı? Ya bu baya kaş ya, hani ilçe yani, kaş. Arkadaşım, Meis. Keman yayı gibi kadının kaşları. Violonsel. Keman ince kaçar da. İncecik kaş, o narin Hülya Avşar burnu. Ya baya havaya girdi. Arkadaşım, o güzellik bende olsa ben de havaya girerim.
Ay anasını ya. 1,5 sene gittim. Ne hale geldiniz ya? Bak şunun yüzüne. Bakıyorum. Her söylediğimde surat ifaden değişsin. Yapma, aşkla ve sevgiyle. Yapma. Kurban oldum. Yapma. Ben sensiz ne yaparım ya? Apartmandaki balansı nasıl sağlarım ben ya? 99 depreminden sonra seni koydular apartmana. Ben şimdi çıkarırsam... Dur yavrum dur. Bundan çıkan çocuk da sarı. Belli, ben diyorum bir vikinglik var bunda. Arkadaşım. Arkadaşının aşkısın. Evet. Bak şu narin kiraz dudaklara. Yapma kurban titriyor oldum. Titriyor dudakları kadının. Titret dudakları. Ağlamaklı. Ya ben böyle saçma bir insanla evlenmiş olamam. İstirham ederim ya. Arkadaşım. Ve kalk. Sarıl karının beline. Birkaç kişi daha gelsin mi? Sarıl karının beline. Çocuk yapmadan düşürecektin. Ve kadına onları söyle. Ya onlar çok tatlı kızlar. Arkadaşım. Yani o pozisyonda söylenmesi gerekenleri söyle. Bak biliyorum bazı şeylerde hata yapmış olabilirim. Ama beni anla biraz. Ben de Loosa dönemine girmiş olabilirim. Yani varsa Loosa sensin hayatımda ya. Lütfen istirham ediyorum yani. Senin o incecik kaşların. Yani senin o Hülya Avşar burnun. Özel isme giren durumların. Efendim ne bileyim. Narin kiraz dudakların. Narin kiraz dudakların. Otoban şeridinden ince kaşların. Yani ben sensiz yapabileceğimi düşünmüyorum Badem. Loosa. Loosa 40 gün doldu, kendine gel artık. Şimdi mi aklın başına geldi der. Kafasından ittirir. Kafası... Çocuğumuza dikkat et ayu. Ya böyle kadın olmaz. Allah ben buna canım diye gelmiyor ya. Ve basar piyanoya gider. Piyanoya basar gider. Ayaklar Peru çıkarır. Olaya devam eder. O sırada çocuk başlar ağlamaya. Seyirci. Dur yavrum hemen içindeki kediyi çıkartalım, kendine geleceksin. Bu nasıl bir ağlama ya? Miyav diyen bir çocuk olur mu? Ah canım. Aynı anasının güzelliğini almış ya. Ağlamaya devam eder çocuk. Ha çocuk. Acaba bu çocuk neden ağlar? Ne bileyim ben ya. Ne bileyim. Arkadaşım 3 tane şey var. Ne o? Ya karnı acıkmıştır. Evet. Ya gazı vardır. Evet. Ya da Fenerbahçe gol yemiştir. Üçünden biri. Ya bu çocuğun ağlaması o zaman hiç kesilmez. Ben de neden olduğunu anlayamadım. Şimdi 3 sebebi düşün, 3'ünden birini bul ve uygula. Gazın mı var senin? Evet. Genetik tabii, anneden geçti. Onun da bir gaz dönemi başlar, 2 ay sürer. Türkiye'nin doğal gaza geçme sebebi annen. Tabii, böyle bir imkan varken değerlendirmek istediler. Ah maşallah sen, maşallah. Kızımı çıkar, kızımı bu, çıkar. Bu kadar bebek konuşmaz ya. Arkadaşım ağlarken sesin frekansından anlıyorsun. Kızımı ben. Çıkar, kızımı çıkar. O tarz ağlıyor. Çıkmıyor, çıkmıyor. Demek ki gazı yok bunun. Çıkaramıyorsun. Ne yapıyorsun? Ne oldu? Arkadaşım ne yapıyorsun? Bunlar hem esnekliğini ölçmek için hem de gazına yardım etmek için hareketler. Biraz kitap okuyun. Tamam, gazını çıkarırken çıksın arada. Seyirci çıkart gazı. Ne oldu? Hepatiği yok, o yüzden gaz yapmış çocuk. Hep ayağı üşümüş. Al bebeği. Ne yapmak lazım? Başkasına vereyim bunu. Hayır. Temiz hava aldırmak lazım çocuğa. Evet. Nereye götürmelisin? Camdan sarkıtacağım. Ne yapayım? Arkadaşım puseti çağır. Puset? Öyle değil. Bakıcı mı? Puseti bul getir. Bakıcımız mı bizim o? Prodüksiyon. Arkadan bir puset verin buna. Puset neredesin? Ha bu mu puset? Evet. Ha tamam. Orada dolabın içinde puset varmış ama sen pusetin yerini bilmiyorsun. Bilmiyorum ben. Evde hiç arıyorsun evde. Evde nerede bu dolap ya? Inga, inga. Uyuyor, uyuyor ya. Ne ıngası ya? Puseti bul. Ben buldum, buldum ya. Uğraşamam ben bununla ya. Vallahi uğraşamam. Tamam, koy.
Oraya değil, Allah'ın salağı alta koyacaksın. Pardon, pardon, tamam. Ya bu yazlık kısmı, üstte teras. Ha, çocuğu öyle götürürsen taşa takılınca ne olur? Sarsılır. Sarsılmaz. Taşa takılırsan önün arkayı itme kuvvetiyle ivme alır, çocuk fırlar. Önün arkayı itme kuvveti. Evet. Ah bunu erkekler bir kullanabilse. Arkadaşım çıksana sokağa, parka gidiyorsunuz. Ha o şekil. He. Çabuk. Yürür yürür. Bir de nereye gelir? Bilmiyorum nereye gelir. Parka gelir. Parka geldi. Parka gelince çocuk sevinir, coşar. Niye çocuk? Arabası daha 3 aylık çocuk der, parktan ne anlar bu çocuk? Anlar ya. O. Gazını çıkaran çocuk park seviyor. Yeni nesil böyle hisseder. Ne saçma bir nesilsiniz siz. Zıplar ya. İçeride arabada çocuk. Parka geldik, parka geldik, parka geldik. Ya konuşamaz bu kadar çocuk. Arkadaşım hissediyorsun. İçi hissediyorum ben. Ve seyirciler arasından bir bayan parka gelir, bir de bey. Allah Allah. Onların haberi var mı peki? Gelirler şimdi. Dur bakalım, bekle bakalım, gelirler. Aha vallahi geldi. Bunlar deli ya. Evet. Bayan mı? Bankta oturmuştur. Çocuğunu bekliyordur. Buyurun oturun. Çocuğunu seyrediyordur. Çocuğu da devamlı parkın içinde koşturuyordur. Beyefendi koşturun. Arkadaşın çocuğu kocasının arkadaşı ya. Arkadaşım çocuk o. Sen onu nasıl görürsen o öyledir. Koştur parkta. Lay 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 lay. Devamlı deliler gibi koşturuyorsun. Soracağız adam makine mühendisi çıkacak. Kepazeliği gör ondan sonra. Lay 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 lay. Yarın işten kovuldu. Sana ne? Benim ömrümü yediniz. Millete bırakın, rahat bırakın ya. Koşturur, kayar, sallanır. O tarz. Sen de gelirsin parka. Hanımefendinin yanına oturur, sohbete başlarsın. Buyurun. Merhabalar. Sandalyeyi seyirciye doğru çevirirsiniz. Yok, tam çeviremeyiz. Tamam. Merhabalar. Merhabalar. Evli misiniz? Evet, evliyim. Ama. Hanımefendi, evliydim, ayrıldım. Gel arkadaşım, ben kadının şey yaptım. Merhabalar. Merhabalar. Bir daha sor. Merhabalar mı? Evli misiniz? Ha. Pardon. Evet, merhabalar. Merhabalar. Ne kadar güzel hava değil mi? Evet, çok evli sıcak. Evli misinize gel. Ya ne saçma bir insan ya. Önce bir tanışılır konuşulur. Peki, ya. Peki buyurun. Evli misiniz? Evliydim, ayrıldım. Süper bir şey. Süper bir şey. Çünkü ekstradan don yıka, bilmem ne yıka. Yani evlilikte gerçekten. Şimdi gerçi 7 kiloluk falan makineler çıktı ya. Vallahi çünkü hem kurutucusu olanlar da var. Ben onları da gördüm. Hem yıkıyor hem kurutuyor. Ama hep büyüklerden duyduğum şudur. Yani bir tane makinenin içinde birkaç özellik olduğumu çok fazla randıman alamazsın diye. O yüzden ben hiç yıkamam. Direkt kuruturum. Ne kadar evlisiniz? Evliydim, ayrıldım. Ha, sizi deniyorum. Emin misiniz diye. Çünkü bazı ilişkilerin bittiğini tam anlayamazsın. İnsan zamanla anlar yani. Kocanız ne iş yapıyordu? Çocuk niye koşturmuyor etrafta? Çocuk yarınki toplantıyı düşünüyor da o yüzden. Onların etrafında dönün beyefendi. Sen değil, ne pardon, yapıyorsun? Pardon. Çocuk da maşallah. Sizin mi? Evet benim. Tek başınıza mı yaptınız? Bayağı. Bu full aksesuar galiba. Top sakallı falan. Vay anasını. Bunun vergisi falan da büyüktür yani. Gelin annenizin yanına. Anne anne bu adam kim diye. Anne anne bu adam kim? Öyle bir adam oğlum. Öyle bir adam mı? Kadın beni hemen tanıdı ya. Öyle bir adam ki. Evet öyle bir adamım. Aslında sevecen bir o kadar da aile babasıyım. Ama dünya tatlısı narin filin takarım beni terk etti. Yastayım. Hem antropoz hem de loğusa diyebiliriz. İç içe girdi. Doktor ne ilaç yazacağını şaşırdı. Öyle geziyor. Çocuk. Adama yapış. Hadi amca bakalım. Amca sen benim babam olur musun de. Amca amca sen benim babam olur musun? Aa canım geç kalmışız onun için ya. Vallahi. Bir 20-30 sene geç kalmışız yani. Hanımefendi kırmayın çocuğumu desene. Kırmayın çocuğu ama. Tamam yavrum deneyelim artık. Yapacak bir şey yok yani. Ne yapalım, elden biri gelirse yapacağız yani. Maşallah çok da tatlı bir şey. Öyle. Ne zamanlar tıraş oluyor? Nasıl bir hormonal ilaç kullandınız da? Ne kadar kendisi? Kaç yaşında? 10.
10 değil hanımefendi. 4 çocuğu görmüyor musunuz? Görmüyor musun? 10 olsa normal, favori aşağı kadar gider. Bu daha 4. 4. Ha, sırtında kıl varsa 11-12. Normal Türk çocuğu yani. Tabii çok şey yani, maşallah. Aynı siz demek istiyorum da yanlış anlayacaksınız çünkü çok sakallı. Ama babasına benzemiş herhalde. Hanımefendi cevap verin, her şeyi benden beklemeyin. Hanımefendi alkollü herhalde, ben içmiş çocuğu parka getirmiş, burada unutup gidecek. O da benim gibi herhalde. Buyurun hanımefendi. Evet, babasına benziyor. Maşallah maşallah, Allah mürüvvetini de göstersin inşallah. İnşallah. Kıllı kısmını gösterdi. Gerisini, inşallah düğünlerinde eyle, ne yapacağız? Allah bunların gelecekleri güzel olsun, Allah kaderlerini güzel yazsın yani. Öyle öyle. Tabii. Sorun hanımefendi, sizinki deyin. Sizinki kaç yaşında? Eşim mi? O... Yok. Ha, benimki küçük ya. Daha tam yaşına girmedi. Maşallah. Ha, yaş falan koymadık daha kendisine. Öyle deneme süreci. Beğenirsek alacağız. Ama garanti içinde hep yani daha. Düşerse falan şey yapıyorlar. Hasarı karşılıyorlar yani. Kestik. Arkadaşım. Efendim? Bu televizyonda yayınlanacak. İnsanlar seyredecek. Gerizekalı mısın? Niye? Ne oldu ya? O senin çocuğun. Yavrum benim. O değil. Öbürü. Şeysi, evet. Her şeyiyle kabul ettin, o senin çocuğun. Nerede? Aynı annesi. Aynı al, annesi. Annesini hatırla yüzünden. Hanımefendi, siz de elinizi omuzuna atın. Çok özür. Oho, 10 dakikadır parktayız ya. Nasıl, öbür omuzuna atın hanımefendi. Nasıl bir dümene düştüm ben? Ne oldu, üzüldün mü, hüzünlendin mi diye girin. Valla kusura bakmayın, siz de böyle şeylerle sıkmak istemem ama kendisi aynı annesi. Ona baktığım zaman annesi aklıma geliyor. Geçirdiğimiz o güzel günler. Annesinin sırtına binerdim, adaya kadar yüzerdik. Adaya kadar hiç su almadan yüzerdik. Sevgi dolu bir insandı. Müzisyen arkadaşım, gülme. Müzik çal. Sen de komiklik yapma. Duygusalsınız şu anda. Ya ben şu an hayatım, yüreğim parçalanıyor benim ya. Hanımefendi. Hanımefendi. Değil ki. Siz yaralı, ben yaralı. Buyurun. Siz yaralı, ben yaralı. Sen deli, ben senden deli. Yakarım gemileri. Arkadaşım. Evet. Şey, çocuk arkadaşım. Ha. Siz de amca amca deyip dolansanız etrafta, ne duruyorsunuz? Amca, amca. Beni kaydıraktan iter misin de? Ya ben seni çatıdan iterim ya. Çatıdan bile iterim. Bir çocuk lafını söylesin. Ha, pardon. Beni kaydıraktan iter misin? Niye yavrum, eşek kadarsın. Kayamıyor musun kendi başına? Bu çocuğa hiç öğretmemişsiniz bir şey. Vallahi babası zamansız aydın. Hanımefendi size deyin ki, yavrumla nasıl konuşuyorsunuz? Hiç olmadı salıncakta sallayın de. Yavrumla nasıl konuşuyorsunuz? Hiç olmadı salıncakta sallayın. Ha, siz burada oturun, ben sallayayım. Siz çocuğu hiç sallamayın ama. Eline mi yapışır arkadaşım? Yapışmaz. Ben sallayayım tabii. Dur, benim kız uyanmasın da. Ver kızı şu kadına. Yok. Bak, verdim, bu hale getirmiş. Gel yavrum, gel sallayayım, gel. Nerede sallayacağım? Salıncak yok mu burada? Arkadaşım, sallıyormuş gibi yapın. Heh. Siz de sallanıyormuş gibi yapın. Bu arada kadına yazmaya başlasan. Kestim. Mal mısın? Ne yapıyorsun? Çocuk son derece mutlu. Ben de kadına bir şey yazıyorum. Hani. Arkadaşım, hayır. Öyle yazmak değil. Ama şey, ama duygusal anlamda yazıyorsun. Öyle yazıyorum. Arkadaşım, son kadına uzaktan kaş, göz, işaretler, aha, sözünle. Ha. Yani kendine gel beri gel beri yapıyorsun. Evet. Sözünle gel beri yap. Gel beri yar, gel. Öyle beri değil. Arkadaşım, hanımefendi, siz kendinizden geçmeyin, bir durun. Arkadaşım, kadına lafınla sözünle öyle şeyler söyle ki kadın çoluğu çocuğu her şeyi unutsun. Allah'ım benim çocuğuma en iyi baba bu olur desin. Ve kalsın ayağa. Ha tamam, o, ha, o evet. Sert damardan ya. Evet. Nasıl bir kadınsın sen be. Ha? Buna kesin karşı koyamaz artık. Kestik. Kaydıran demirini çıkarır kafana gömer. Ama o, öyle bir şeye karşı koyamazsın falan o şekil. Arkadaşım. Hödük müsün?
Hiç güzel cümle bilmiyor musun? Ya bunu şimdi yaratacağım bence. İlk defa evet. Göz göze ilk defa geldik şu an. Çocuğu da fazla sallama. Ha. Zincir boşa almasın kendini. Gerçekten sizi görünce takdir ettim. Şöyle beyefendi 4 yaşında. Neandertal bir çocuğu yetiştirmiş, topluma kazandırmışsınız. Maşallahı var. Tıraş olsa 4 jilet yer. Ama işte analık yüreği tabii. Yememiş, yedirmiş, içmemiş, içirmişsiniz belli. Gerçek bir kadın böyle olmalı zaten. Karım beni terk ettikten... Ne oldu? Artık aramızda bir şey de olamaz. Arkadaşım, salladın. Çocuk, git amcanı elinden tut getir. Amca amca diye git getir. Amca amca. Nece konuşuyor? Arkadaşım ne oldu? Aklıma bir şey geldi. Arkadaşım sonra gelin kadının geldi. Yanına oturursun. Efendim? Otur kadının yanına. Yavrum sen biraz koş oyna kaydıraktan düş falan. Sen koş oyna. Bahsediyorum. Hanımefendi deyin ki çok etkilendim sizden. Aynı elektriği siz de benden alıyorsanız isterseniz bir kafeye gidelim oturalım. Çok etkilendim sizden. Aynı elektriği siz de benden alıyorsanız... Elektrik bir, olur. Kafeye gidip ha. Konuşalım. Olur, neden olmasın? Ne demek ben çok şu an... Davet et kadını. Haydi bakalım elektriğe. Aman pardon kafa... Tamam. Kafeye. O zaman arzu ederseniz şimdi gidelim. Çocukcağız da terlemesin. Terledi zaten soğuk yemesin. Koş yemesin. Adamın elini tut çocuk. Hadi bakalım. Yok o adamın ya ben ne? Senin. Hanımefendi siz de koluna gel, girin. Gel yavrum ha. Evet buyurun bir bunu alışveriş. Böyle kaldıracağım artık. Ne yapayım? Omzuma mı takayım bunu? Nasıl yapayım bunu? Nasıl iteceğim ben şimdi bu çocuğu yani? Arkadaş. Çocuğa de ki. Ne yapıyorsun? Gel yavrum gel. İkçiler gibi olduk ya. Ne saçma. Tut elinden çocuğu. Gel yavrum gel. Ne saçma bir aile ya. De ki bir alışveriş merkezinin 3. katında çok nezih bir kafe var. Oraya gidelim mi? Evet ya puset falan da var. Çatıya çıkalım. En zor neresi var oraya çıkalım. Giriş katında hayat bitti. Limon suyu sıkıldı köküne. Biz en yukarı çıkalım. Bir ne dersiniz? AVM'ye gidelim. Allah mı? Giderlerken bir anda ağlama sesi duyarız. Sen niye ağlıyorsun salak? Genelde ben ağlarım ya hep o yüzden ben... Çocuk ağlıyor. Ha yavrum niçin ağlıyorsun o sen? O değil. Ha ben bunu unuttum ya arkaya taktık ha. Ah 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 canım babasının en güzeli annesinin kopyası. Baba beni neden arkaya attın? Sen konuşuyor musun? 3,5 aylık dünyada bir ilk bu ya. Koy çocuğu yerine. Bir daha seni arkaya almayacağım dedim. Evet. Niye? Ha beni mi? Onu mu? Çocuğu. Çocuğu tamam evet. Ben gidiyorum. Çocuk da evet parmağından küçük parmağından yapıştır. Alışveriş merkezinin kapısına geldiniz ya hep beraber. Ya biz ne mağlul bir aileyiz yürüyemiyoruz ya. Buyurun kafeye gelin. Kafe buyurun. Buyurun efendim buyurun. Sen yine aşağı in kaydırağa git kaydırakta salla. Hayır ya. Otur. Sen de otur yanına sen de otur. 2 sandalye daha verin prodüksiyon. Yok. Arkadaşım ne yapıyorsun? Çocuğun üstüne bilmiyorum ben çok şu an artık içinden çıkamıyorum bu çocuk olayını geliyor ben. Şimdi. Volkan garson ol gel. Aha çok güzel. Sor bakalım ne yiyorlar ne içiyorlar. Ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz ne nasıl besleniyorsunuz siz Allah arkadaşım, aşkına ya. Arkadaşım sen de otur şuna. Ha. Ya bu çocuk babasının kopyası anasıyla arama oturdu ya. Çocuk sen kenara çekil ortaya amcan otursun. Amca evet. Sensin. Şimdi çağır garsonu. Garson, ya bakar mısınız? Merhabalar. Buyurun. Nereden konuşuyorsun sen ya? Buyurun. Ay, hiç ağzını açmadan konuşuyorsun. Sen burada harcanıyorsun. Git sirkte mirkte bir şeyler yap ya. Buyurun. Vay anası. Ne içersiniz efendim? Ne arzu edersiniz? Acıktınız mı? Evet. Evde yiyip çıksana be abla ya. Of. Tamam hanımefendi bir şeyler yiyecek. Arkadaşım kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Evet yani bir kaz getir bir tane tavuk getir buna. Bana da tavuk göğsü ver ya. Ben çok yemiyorum çünkü orada hesap var. Arkadaşım o tarz şeyler değil. Daha hafif daha aparatif. Aa böyle kaz ciğeri. Küçük böyle. Tavuk yumurtası. Ama erkek tavuğun. Çocuk sendeki. Ben dondurma isterim pembesinden. Ben dondurma isterim pembesinden. Al bak yersin. Al. Tam mevsimi çünkü yersin. Söyle pembeli dondurma yesinler.
bu her şeyi ister mi böyle ya? Babası aynı babası herhalde maşallah ya. Babası çok tatlı. Dondurma bıyığına bulaşır yavrum şimdi. Dondurmanı da pipetle getir. Beklesin erince pipetle çeker. Ben de tavuk göğsü. Siz ne alıyorsunuz? Ben bir salata alayım. Bir salata. Tek yetecek mi o? Tabak. Tabak olarak. Bir hanımefendi de tabak. Tamam beyefendi. Siz ne yiyorsunuz? Ben de tavuk göğsü yiyeceğim. Gerçek tavuk göğsümden mi yapayım? Tabii. 89 güzelini getir. Ne işte tavuk göğsü getir işte. Ne saçma bir şey ya. Tatlı ya. Tatlı yiyeceğim yavrum. Peki. Yanında ne istersiniz içecek? Yanında da menajeri gelsin. Allah Allah. Ne olacak yanında? Yanında işte. İçecek ne istersiniz? Kimin yanında? Hanımefendinin yanında mı? Tatlının yanında mı? Şakacısınız. Evet. Mesleğim bu. Yanında ne isterdiniz? Kimin yanında yavrum? Ya tavuk göğsünün yanında ne isterdin? Su getir ya su getir su kaydırır. O bunlar ne ister? Bunlar dediğin benim belki de ailem. Bakma bu abim gibi duruyor ama. Tamam Volkan git kamerana. Ve muhabbete koyulurlar. Hadi bakalım. Evlensek nasıl olur nasıl düzen kurarız konuşmaları. Ya efendim şimdi insan böyle hani derler ya bazı şeylerin ne zaman olacağını bilemezsiniz. Yani hani Tolga'nın da o kadar tatlı bir çocuk. Şimdiden benim çocuğum gibi hissetmeye başladım. Diyorum ki acaba belki de neden bir şans vermiyoruz Togan'a? Salıncaktan belki düşer yani. O zaman baş başa kalırız. Psikopatlık yapma. Çocuğu canın gibi sevmişsin. Al çocuğu, kafasını göğsüne öyle konuş kadınla. Yavrum benim ya. Sakalı şimdi batıyor ama seviyorum yani. Dünya tatlısı da bir çocuk ya. Valla bunun yaşındaki de şimdi üniversiteye gidiyor yani. Konuş şimdi kadınla. Ha, yavaştan kadının kafasını da omzuna doğru al. Çaktırmadan. Konuşarak. Ya saçını yeni yaptırmış. Konuşarak. Şimdi ben diyorum ki ben isminizi unuttum ya. Elif. Elif Hanım. Elif mi? Ne kadar güzel bir isim. Yar Elif Elif diye öyle bir türkü vardır bilir misiniz? Al kafayı yavaş yavaş göğsünü. Onu değil. Onu da al hanımefendininkini de. Nasıl ya dur bir dakika ya. Ben, hanımefendi kocanızla falan geldiniz mi? Yok. Bekar mısınız? Evet. Nişanınız mı? Hayır. Bu kim? Eşiniz. Eşiniz mi? Kırkucu musunuz siz? Benimle ne işiniz var sizin ya? Arkadaşım! Saçmayın şuraya. Ya bu... Ya karı koca bunlar ya. Olsun. Ya kadının yanında kocasını göğsüme bastırıyorum ben. Arkadaşım. İçten bastırmıyorsun bir şey olmaz. Yavrum sen bunları görme ya. Otur şuraya. Ben nasıl salacağım bu ortalığa bu kızcağızı ya? Volkan siparişleri getir. Otur şuraya. Allah'ım ya Rabbim ya. Getirdin mi yavrum sen? Hah. Tam o sırada kadınla, kadın ben de size yanığım diye muhabbeti açtığında aç muhabbeti. Yanığım. Buyurun hanımefendi. Ben de size yanığım. Ne? Çok açık bir kadınsınız kocanızın yanında böyle. Arkadaşım o onun kocası değil çocuğu. 3 gün sonra 3. sayfada okumayalım bu çifti. Arkadaşım 4 yaşında çocuk. Şakalarla uğurlandılar falan diye. Başımıza iş almayalım hocam. Arkadaşım, çocuğu bastır göğsüne. Anne, yanık ol anne, adama. Anne, yanık ol. Ha, o şey, ha. Ben yani kusura bakmayın. Belki de şimdi Togan'ı da kanımışsındı. Çünkü Togan tatlı bir çocuk. Dünya tatlısı bir insan. Gerçekten. Togan, kafanı sür adamın göğsüne. Kedi nereyi gibi. Bulamadı bir an. Sür adamını. Togan benim çocuğum gibi, benim evladım gibi gerçekten. Ben de size yanığım diye hanımefendi gibi. Ben de size yanığım. Ha, pardon. Ben de size yanığım. Bir yandan şeyi ye. Tavuk göğsünü. Ha. Ha bu konuşma yaparken ben öküz gibi tavuk göğsü yiyorum. Ben de size. Tavuk göğsü yiyorsun hanımefendi. Sen de salatayı yerken söyle. Ben de size yanığım diye. Sen de dondurmanı ye. Ben de size yanığım. Buyurun hanımefendi. Ben size yanığım. Ben de size yanığım. Bak tam yanınızdayım. Birlikte aramızda belki bir şey olur. Aynı evi paylaşabilir miyiz sizinle? Belki kim bilir aslında bir şans versek ne bileyim ben. Belki de kim bilir hani bir şans versek. Müslüman arkadaşım Peri Utak siz devam edin. Siz dereotu mu yiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Koca Sezer salata geldi abla çabuk yiyor. Volkan geçin. Çok güzel. Aferin. Ve tam o sırada kapıdan içeriye birisi girer. Annem. Müslüman arkadaşım gel. Karın mı geldi? Gelsene Lohisa. Lohisa senin kuşağına ne oldu?
İpiyle kuşa. Doysa gelir, bir masaya oturur. O şey ya, sezeryan izi. Yandaki masaya oturur. Ve o sırada Tolga kadına bir aşk şiiri söylemektedir. Gözlerindeki bakış boncuk boncuk. Tam o sırada o sesi duyan Luisa birden saçını arkaya atar ve döner. Komple arkaya mı atıyor? Hayır. Ha. Sizi ilk gördüğüm... Tolga! Yeah! Ya bu saçma mı? Ya bu insan olamaz. Yapma lütfen. Yani bunu görünce böyle... falan. Aşağı geliyor bana. Ve kadın delirir. Tolga! Delir, delir. Tolga! Canım! Ne yapıyorsun burada? Senin yüzünü görmeye çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ya bu kadın kim? Ya bu kadın, sen beni terk ettikten sonra bulduğum hanımefendi bir insan kendisi. Bu çocuk kim? Bu çocuk da oğlu onun. Mahtumu. Bunun neresi oğlu? Buraları. Arkadaşım, sen de karını görünce hemen öteki kadını sat, karına başla yazmaya. Ha, veririm bunu, 2,5'a veririm bunu. Öyle değil, gerizekalı. Kadını satıyorsun mecazi anlamda. Ha, efendim ben çok özür diliyorum, şimdi size tanıştırmak isterim ama öyle acelemiz var ki. O kaş o göz diye gir. O kaş o göz, şu güzelliğe bak demek istiyorum ama benim de içimden gelmiyor yani. İşte bir kere bulduk birbirimizi, sevdik yani, güzel bir insan, özü güzel, sözü güzel. Yani hiç şey oldu bizimki, biraz görücü usulü oldu. Hanımefendi siz de kalkın ayağa. Bir tokat çakın. Yazık, bu da kör, görmüyor. Hanımefendi, Allah korudu beni. Tokat çakın. Ha. Gene olmadı. Kıyamıyor bana ya. Hanımefendi, hızlıdan yavaştan vurun. Hızlıdan yavaştan adı altında... Hızlıdan vurun, yavaş. Bu ne ya? Cilveli Selanik. Nasıl bir şey bu? Sürfüyle tokazı ilk defa duydum yani. Hanımefendi, hızlı gelin, yavaş vurun. Ama beni yanlış anladınız. Benim ben sadece size... Oğlan sen de git. Amca sen ne biçim amcaymışsın de. Bir zıpla bir tokatla sen vur. Ya ben herkesten fırça... Amca sen ne biçim bir amcaymışsın. Zıpla da vur çocuğum. Elin sakallı bebeğinden tokat yedim ya. Ve çocuğunun elinden tutar kadın, hızla oradan uzaklaşır. Ha. Bu bayağı evli ya. Loğusa krizim geçti Tolga. Loğusa krizi diye bir şey yok. Loğusa dönemi var. O bir kriz değil. O az önce bahsettiğin şey geçti Tolga. Belli, okşamandan belli zaten. Hemen evin havasına girmişsin. Seninle sıcak yuvamıza gidip bir de erkek çocuğu yapmak istiyorum. Müzisyen arkadaşım normal insan olsun gelsin, sen de arkadaşım olarak gel. Bebeğin nerede? Önce bebeğin, sonra sen selamla. Bebek bu ya. Saçma bir şey. Aynen.